İnternette dolaşırken tesadüfen Deccal'in özelliklerini anlatan bir sayfayla karşılaştım. Abarttığımı düşünmeyin ama okudukça inanın dehşete kapıldım. Sanki Deccal yerine Fethullah Gülen'i tarif etmişler. Birazdan aşağıda o özellikleri madde madde aktaracağım. Bakalım ortak özellikleri olduğu noktasında benimle aynı fikri paylaşacak mısınız? Başlayalım. Deccal Yahudi olarak dünyaya gelecektir. Üstad Kadir Mısıroğlu bir belge yayınladı hatırlarsanız. O belgeye göre Fethullah Gülen anasının adını pasaport alırken Rabbin diye yazmış. Ankara Emniyeti'nin raporunda var bu. Anasının da Yahudi olduğuna dair kendisi pasaport alırken el yazısını ortaya koydum buraya diyor Mısıroğlu. Ayrıca Türkiye'den bu kadar nefret eden İsrail'i ise güneyde sevdiğimiz otoriter ülke diye kutsayan, Gazze'de bombalanan masumları terörist diye isimlendiren bir adamın Yahudi olma ihtimali bir hayli yüksektir, öyle değil mi? Deccal uzun boylu olduğu ile bilinmektedir. Cüsseli ve heybetlidir. Rivayetlerden ahir zamanda çıkacak şahısların fevkalade iktidarlara sahip olduğunun anlaşıldığını belirten Bediüzzaman bunu tevil ederken o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin büyüklüğünden kinaye olduğunu söyler. Yorum sahibinin Bediüzzaman olması ne kadar ilginç değil mi? Sanki Gülen'in dünyayı saran okullarından ve terörist müritlerinin gözündeki iktidarından bahsetmiş. Alnının geniş olmasının sebebi ise alnında kafir yazdığı içindir. Kendi halkını katlettiren, kendi ülkesini bombalatan, kendisi ve örgütü dışındaki tüm kurum ve kuruluşları yerle bir eden, ömrü hayatında en büyük zulmü Müslümanlara yapan bir Fethullah Gülen var karşımızda. Evet, alnında kafir yazmıyor ama zalimlikte tepeden tırnağa kafirlerle yarışıyor. Devam edelim. Deccal tek yaşayacak ve çocuğu dünyaya gelmeyecek. Enes Kanter isimli gayrimeşru çocuğunu hesaba katmazsak yapılan tarif birebir uyuyor. Çok kısa bir süre içerisinde dünyayı dolaşacaktır. 40 günde dünyanın her yerine gidecek. Şu anda dünyanın 170 ülkesinde okul kılıfına büründürülmüş terörist yuvaları mevcut. Cismen gidemese bile bir telefonla veya bir talimatla her yere anında ulaşabiliyor. Büyük bir eşeği olacaktır. Dünyayı bununla dolaşacaktır. Burada galiba emrindeki insan görünümlü eşeklerden bahsediyor. Nasılsa istediğine biniyor ve dünyayı mesajlarıyla ve eylemleriyle dolaşıyor. Mekke ve Medine dışındaki her yere ayak basacaktır. Ne ilginç. Mekke ve Medine'ye bizimki de gitmemiş. Aksine Hazreti Peygamber bizzat onun ayağına gelmiş. Haşa bunu kendisi söylüyordu bir zamanlar. Ve kendisiyle devamlı istişare etmiş. Hatta sadece kendisi değil, emrindeki teröristleri bile Peygamber Efendimiz ile cismen sohbet etmiş. Bu şerefe nail olamayanlar ise rüyalarda tweetleri ikiye katlama talimatı almış. Deccal insanları etkilemekte ustadır. Bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Cemaatindeki herkesin bir süre sonra birer haşhaşiye dönüştüğünü gördüğünüze göre bu madde de birebir Deccal'e uyuyor. Sihir ve büyü ile insanları kendisine hayran bırakacaktır. Sihir ve büyü konularında uzman olduğu herkesin malumu. Beddua seansları yapması, Erdoğan'a ve bazı önemli kişilere ömür biçmesi gibi büyülerini geçtiğimiz dönemlerde epey duymuştuk. Gizlice dinlettiği adamlara senin böyle sıkıntıların var ben biliyorum diyerek sanki gaybı biliyormuş gibi davranıp epey keriz hayran kazandığını da düşünürsek bu tarif de birebir uyuyor. Deccal bir bağırdığı zaman tüm dünya onu duyacaktır. Yayınladığı ihanet videoları, dünyanın türlü televizyonlarına verdiği ihanet beyanatları ve Türkiye'ye yönelik alçakça eylemleri sayesinde tüm dünya sesini duyuyor zaten.
Deccal çok ikna edici özelliği olacaktır. Burada ikna edici özellik derken yaptığı ve yaptırdığı gizli dinlemelerle biriktirdiği seks kaseti koleksiyonundan bahsedildiğine adım gibi eminim. Özellik derken her biri kanguru karnını andıran göz torbalarından ve sönmeye yüz tutan közü andıran korkunç gözlerinden bahsedilmiyor herhalde. Kendisine inanmayanlar uzaklara kaçmak isteyecek fakat inananlara her yerde ulaşacaktır. Kendisine inananlara her şart ve şekilde ulaşıp bizlerin gönlünden ve gözünden düşmesine bakılacak olursa Türk halkından bahsediliyor bu maddede. İnsanları çok kolay bir şekilde aldatacak ve kendisini yaratıcı olarak adlandırdıktan sonra insanları kandıracaktır. Hazreti Peygamber ile konuştuğunu söyleyip henüz Cebrail isimli melekle tanışmadım demesine bakılırsa kendisini henüz yaratıcı olarak ilan etmedi ama yakında bunu da yapacaktır. Neticede Ecevit'e öteki alemde şefaat edeceğini söyleyen bir sapık yarın merhamet dağıtacağını da söyleyebilir. İnsanlara yanında getirmiş olduğu cennet ve cehennemi sunacağı bilinmektedir. Fakat onun cennet dediği cehennemdir. İnsanlar ondan ilk başta korksa bile zamanla inanacak ve kandırılacaklar. Ona inanmayanlar ise cennet ile ödüllendirilecekler. Bizim cemaattekiler sorgusuz sualsiz cennete gidecek diyor mu? Diyor. Öteki alemde herkes sizin karşınızda perişan ve zelil olarak duracak ve siz onlara acıyacaksınız diyor mu? Evet, onu da diyor. Vaat ettiği cennet hayatı etrafındakiler için cehenneme döndü mü? Evet, döndü. Ondan kasetler nedeniyle korkanlar daha sonra tamamen emri altına girdi ve kandırıldı mı? Evet, kandırıldı. Son olarak kendisine inanmayan bizlere ise cehennemi vaat etti. Yangın yerine çevirmeye çalıştığı ülkenin tüm fertleri bir gecede tek yürek olup Türkiye'yi yeryüzü cennetine çevirdi mi? Çevirdi. E daha ne? Süleyman Özış. Deccal ile ilgili hadislere baktığınızda ve yaklaşık 40 tane hadis var Deccal ile ilgili ve bunların neredeyse tamamı bahsedilen şahsa uyuyor. Süleyman Özışık da bunu köşesinde yazmış. Güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde. Ama hadislerin tamamını o yazmamış sanırım. Daha çok hadis var uyan. Ve bu konuda Süleyman Özışık gibi düşünen milyonlarca insan var Türkiye'de. Yani onun o olduğuna dair birçok şey uyuyor sizlerin de gördüğü gibi. Ve en açık özelliği, en net özelliği de arkadaşlar Deccal'in Mekke ve Medine'ye hiçbir şekilde bugüne kadar girememiş olması. Ve bakıyorsunuz gerçekten öyle, yani çok taaccüp ettim, şaşırdım. Yani bu kadar mı benzerlik olur? Birçok konuda, birçok hadis-i şerif bu kadar mı benzer? Bu kadar mı uyumlu olur? Gerçekten şaşılacak bir durum. Sizlerin bu konudaki fikri nedir? Onları da almak isterim yorumlarda. Yani bu konuda Süleyman Özışık'a katlıyor musunuz? Tabii en doğrusunu Allah bilir ama sonra İsrail ile ilgili görüşleri de bu hadisleri doğrular nitelikte. O da çok önemli bir detay. Bu konuyla ilgili sizlerin de düşüncelerini almak istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve abone değilseniz eğer kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.